Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim hafta sonunu hazırlayabileceğiniz sadece 10 dakikada tavada bir börek yapacağız. Fazla bir vaktinizi almayacak ama çocuklar da çok severek yiyor. Hemen hamurunu çırparak başlayayım. Derince bir kabı önüme aldım. Bir adet yumurta. Bu hazırladığım hemen hemen 4 kişiye kadar yeterli. Eğer çoğaltacaksanız malzemeleri arttırabilirsiniz. 1,5 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağından sadece 1 yemek kaşığı kadar şöyle ayıracağım bunu tavaya dökmek için. Bir miktar dereotu, bir miktar da maydanoz ilave ediyorum. Siz isterseniz biraz daha çoğaltabilirsiniz. Eğer çocuklarınız seviyorsa çoğaltın. Biz biraz fazlasıyla sevilmediği için çok ilave etmeyeceğim. Bir çay kaşığı kadar tuz. İsterseniz taze soğan da çırp katabilirsiniz. Çok yakışıyor. Hatta patates bile rendeleyebilirsiniz. Bir paket kabartma tozunun yarısını ilave ediyorum. Bir kase kaşar rendesi. Bir su bardağı unu ilave edeceğim. Hepsini. Bir çay bardağı da yanıma aldım. Gerektiğinde ilave edeceğim. Böyle cıvık bir hamur olacak. Çok katı da değil, çok yumuşak da değil. Biraz daha ilave edebilirim. Şu unu da ilave edeceğim artık. Yani bir su bardağı dolusu un, bir de bir çay bardağı ilave etmiş oldum. Sizler de ortalama 1,5 su bardağı un ilave edebilirsiniz. Şu anda kıvamı gayet iyi. Olması gereken kıvam bu. Şimdi artık ocağımın başına geçip pişireceğim. Uygun bir teflon tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. Çok fazlası ve küçüğünü tercih etmeyin. Bu sefer kalın olacağı için içi çiğ kalabilir. Ayırdığım 1 yemek kaşığı kadar hemen hemen sıvı yağını tavaya alıyorum. Yağ artık ısındı. İyice ısınmadan dökmeyin. Tam ortasına döküyorum. Altını en kısa alıyorum. Şimdi zaten yayıldı, gördüğünüz gibi döktüğün anda yayılıyor. Bunun kapağı olmadığı için uygun bir kapakla kapatıyorum. Hiçbir yerinden hava almıyor şu anda. En kısıkta bir 5 dakikayla 7 dakika arasında yavaş yavaş pişireceğim. Ona 6-7 dakikadır hiç ellemiyordum. Zaten kenar kısımlarından gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Hemen bakacağım. Varmış. Çevirebilmem için bu üst kısmın iyice kuruması gerekiyor. O yüzden altını daha kısa alıyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. En kısıkta 1-2 dakika şöyle pişireceğim. Artık böyle üzeri hafif kurumaya başladığında çevirebilirsiniz. Altını sakın yükseğe açmayın. En azından bir 10 dakika kadar bir tarafını pişirin. Zaten diğer tarafı çok uzun sürmeyecek. Şöyle düz bir tabağa üzerine kapatıyorum. Sizler de neyde rahat ediyorsanız onunla çevirebilirsiniz. Çok da güzel kızardı. Tekrar dibine birazcık sıvı yağ buluyorum. Çok az, sadece 1-2 yemek kaşığı yeter. Çok yağlı olmasın. Tekrar. Birazcık fark ettiyseniz tabağa yapıştı çünkü ilk önce çok kısıkta yapmadım. Birazcık yüksekte yaptım yanlışlıkla. Sizlere en kısıkta iyice böyle üzeri kuruyana kadar, hatta üzerinden hava almayacak şekilde pişirin. Ve çok küçüğe de koymayın lütfen. Küçüğe koyarsanız bu sefer daha kalın olacağı için pişmesi zor olacaktır.
Tekrar kapağı kapatıyorum. Bu tarafı çok fazla değil, bir 5 dakikada pişecektir. Böyle kürdanla da bakacağım. Eğer ki pişmediyse birazcık daha pişireceğim. Sizler de o şekilde test edebilirsiniz. Ama lütfen altını her zaman en kısa alın ve kısıkta pişirin. Bu tarafa da bakıyorum. Bir 6-7 dakikadır da burası pişiyordu. Artık yeterli. Ben bir kürdanla bakıyorum. Gördüğünüz gibi içi gayet güzel pişmiş. Artık altını kapatıyorum. Altı da çok güzel pişti. Şimdi artık ters çevirebilirim. Her iki tarafına da hafif şöyle tereyağı süreceğim. Çok daha lezzetli olacaktır. Yakından da görebilirsiniz. Çok güzel oldu. Dilimleyeyim. Sizler de görün. Sıcak sıcak servis ettiğinizde tavsiye ederim. Çok daha güzel olacaktı. İçinin pişmediğini falan da düşünmeyin. İçi de gayet güzel pişti, hatta kaşarları da erimiş, yumuşacık oldu. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.